Abi, ben bırakayım mı? Abi bırakıyorum. Bir daha düşürüyorum. Oho. Bence bu sefer gitti. Kırıl lütfen kırıl. Burada uğraştırıyorum. Abi çok kötü. Hop. Yine bir şey oldu. Merhaba Şifrenet.net izleyenleri, son dönemde pek çok marka 1 saatte onarım iddiasıyla teknik servislerini buna göre hazırlamış durumda. Peki Casper tarafında 1 saatte tamir gerçekten mümkün olacak mı? Daha önce incelediğimiz Casper Via G4 elimizde. Şimdi ofisteki herkese bir kere bir şans vereceğim ve telefonun ekranını kıracağız. Ve daha sonra da Casper'a doğru gideceğiz. Bakın 1 saatte telefon tamir olacak mı? Göke, şimdi telefonu sana vereceğim ve nasıl kırmak istersin? Bilmem. Yani yumruk falan atarız. Yumrukla kıracağını düşünüyor musun? Bilmiyorum. Hiç denemedim hayatımda ya. Deneyelim bakalım. Belki. O zaman şöyle bir ayağa kalk ve ben tutayım telefonu. Sen öyle tutma, şöyle tut. Ne yapıyorsunuz? Telefonu kırabilecek mi yumrukla, onu test ediyoruz. Yavaş abi. Hazır mısın? Hazırım. Biraz daha şöyle gel. Hazır mısın? Hazırım. Kırıldı mı? Yamuldu. Evet, ilk yumruğu Göke attı, kırılmadı. Şimdi de telefonla konuşurkenki mesafeden yere atsak kırılacak mı? Bir de onu test edelim. Şimdi kılıfsız bir şekilde belki telefonla konuşuyorum diyelim ve telefonu bırak, bir anda elimden düşürüyorum. Hop. Yine bir şey oldu. Şimdi bu ulvi görevi Hakkı abiye vermek istiyorum. Hani Göke yumruk attı, ben yere düşürdüm. Olmadı. Yani telefon sağlam maşallah, onu söyleyeyim. Ama yani zemin şey, ahşap. Yani ondan da. Bir daha düşürüyorum. Oho. Bence bu sefer gitti. Oo. Abi gitmiyor. Mermer atacağım abi. %100 kırılacak ya, ama bir şey söyleyeceğim. Bu neymiş ya? Hakikaten bu ne ya? Ha bir de istemezsin kırılır. Evet, şimdi kırmak istiyorduk, kıramadık. Abi kesin kırılır. İddia ediyor musun? Bence de kırılır mermer. Öğrenciye destek olacağız. Eğer kırılırsa... Kırılırsa Furkan'ı sen edin, ben mi öneriyorum? Abi kırılmazsa... Dur bir dakika, ne yapalım? Düşünelim, dur bir dakika. Kırılmazsa Hakkı abi veriyor, kırılırsa ben veriyorum. Emin misin abi? Bence kırılmayacak. Tamam abi. Kırılırsın. Ben kırılır diyorum abi. Ben kırılmayacağım. Kırılmaz desem şöyle bırakacağım abi. Tamam, ben şöyle bırakacağım. Kırıl, bu kadar kırılmadıysa yine kırılmayabilir yani. 50 lira vereceğim abi. Vereceğim. Arkadaşlar Furkan'a, öğrenci bir arkadaşımız, bizde de çalışıyor. Adam maaş alır bu arada abi. Ne para veriyoruz? Gaza geldik ama. Neyse. Abi bırakıyorum. Hadi bakalım. Meraklı bekleyiş. Bırakıyorum abi. Abi ben bakamayacağım ya. Bırakıyorum abi. Bırak abi. Abi. Bırak, bırak abi. Abi vallahi bırakamıyorum ya. Abi, ben bırakayım mı? Abi bırakıyorum. Of. Oh. Of oh, abi çok kötüydü ses. Ses hakikaten farklı. Abi, abi yavaş çevir abi. Çok kötüydü abi. Şaka mı abi? Bu ne abi? Yine kırılmadı ya. 50 lira abi. Yine kırılmadı. 50 liram gitti yalnız. Furkan 25'ini alacak abi. Abi 50 liram gitti. Teşekkürler. Ne yapayım abi? O zaman merdivenden mi atayım mesela? Bir de merdivenden atayım abi o zaman. Abi şuradan bırakacağım. Eğer kırılmasın, yani ben arabanın anahtarını falan vereceğim abi. Köşeye doğru da gelir. Yani şuraya bırakacağım. Eğer kırılmazsa arabanın anahtarını falan vermeyi düşünüyorum. Çok da ciddiyim abi. Ben alternatif bir kırma deneyeceğim hala kırılmazsa. Abi yani böyle de bir şey olmaz. Şuraya bırakacağım abi. Şu yükseklikten. İmkansız abi, böyle bir dünya yok. Bırakıyorum. Araba ehliyet var mı abi? Var abi. A5 kullanmış mı? Hiç kullanmadım abi. Kullanırım abi. Hazır abi. Bırakıyorum abi. Abi kırıl lütfen kırıl. Kırıl abi, uğraştırıyorum. Abi çok kötü. Ama yani bu... Kırmak için artık. Attım yani. Bu neyin parçası abi? Çok sağlam düşürdüm ama ya, yeter. Hakikaten yeter yani. Lens diyor abi.
Neyin lensiydi acaba? Ön kamera olabilir. Hazır mısınız? Hazırız. Hayda. Bayağı sağlam düşürdüm ama abi. Şuradan ilk darbe almış köşede. Belki de kırılmayacak. Yani oradan böyle sağlam bir yerden almasa. Abi arabayı kurtardın. Araba vallahi. Araba. Onu kurtardık. 50 liradan oldum. Abi benim işim bu kadar. Kırıldı. Şimdi asıl olay bundan sonrası ne olacak? Şimdi Casper'ın bir iddiası var. Bir saatte bu telefon tamir olup ben gelip alacağım telefonu. Bir saat yani. Bunu götüreceksiniz. Bir saat verecekler mi? Evet. Ben yapacağımı yaptım. Bundan sonrası Casper'da. Buyur abi. Teşekkürler abi. Biz kıramadık, sen kırdın. Telefonu kırdık. Şimdi yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, kırdığımız telefonu şimdi teknik servise getirdik. Hemen normal prosedürleri uygulayacağız ve bakalım bir saate telefon eski haline geri dönecek mi? Merakla bekliyorum. Normal numaramı aldım ve şimdi kasaya doğru geçiyorum. Sıra olmadığı için 39 bana geldi. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Biz telefonu kırdık. Ekranı şöyle kırdım. Kaydınızı alacağım. Tamam. Öncelikle bilgilerinizi alacağım. Tabii. Ama... Şimdi bilgilerimi vereceğim. Bir ilk başta kayıt oluşturuluyor. Bu işlemlerden sonra tamir işlemine geçilecek. Evet, saat şu an 15.46 ve şimdi telefonun akıbetine bakacağız. Şöyle veriyorum. Tamam. Bir 15-20 dakika içerisinde ücretiniz çıkacak. Onay verirseniz onarım başlayacaktır. Sağ tarafta bekleyebilirsiniz, ekrandan takip edebilirsiniz. Burada biz de sesleniyoruz zaten, tamam. Ücret çıktığı zaman. İsminizin yanında da ücret onayı bekleniyor diye yazıyor. Peki bu bir saat ücret onayından sonra mı başlıyor? Ücret, yani şu anda mı başlıyor? Evet, ücret onayından sonra ücret saat onayından başlıyor. Sonra. Tamam. Tamamdır. Şimdi ücret onayı için ilk bir telefonu kontrol edecekler. Çünkü telefonu biz kırdığımız için o garanti kapsamına girmiyor. Bazı şeyler garanti kapsamına girmiyor. Hem ücreti de paylaşacağız. Ücret de önemli. Bu işlemlerden sonra 1 saatlik süre başlıyor. Biz 5 dakikada bu işleri hallettik. Bir 15 dakika içerisinde ücret bilgisi gelecek ve ondan sonra telefonu tamir işlemleri başlayacak. Yani 1 saat 15 dakika sonra burada tekrardan buluşup telefonu eski haline geri almamız gerekiyor. Evet, şimdi bekleme odasına geçeceğim ve ücret onayı için yaklaşık bir 15 dakika geçtikten sonra bana bir fiyat bildirecekler. Bu fiyatı onayladıktan sonra işlemler başlayacak ve 1 saat sayıcımız ondan sonra saymaya başlayacak. Şu anda onarım da ücret onayı bekliyor diye bekliyor. Yaklaşık bir 10 dakika geçti. 5 dakika içerisinde ücret onayı için beni arayacaklar. Ve ondan sonra ben onayı verdikten sonra, ödemeyi yaptıktan sonra onarımı başlayacak. Ve 1 saat içerisinde onarım yapılabilecek. Ben bu arada şu soruyu da sordum. Hani illa tam 1 saat mi sürüyor? Hayır, 1 saatten daha kısa da sürebilirmiş. Bakalım artık ne kadar sürede geçecek. Ben beni onay için arayana kadar burada bekleyeceğim. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet arkadaşlar, şimdi anons geldi. Bekletmeyelim ve hızlıca onayımızı verelim. Ben en çok ekranın fiyatını da merak ediyorum. Çünkü genelde ekran fiyatları çok pahalı oluyor. Kullanıcılardan bu şekilde çok yorum alıyoruz. Acaba ücreti ne olacak? Merhabalar. Merhaba. Ücretiniz girilmiş. Ekranınız kırık. Ekran fiyatı girilmiş. 285 TL. Ekran 285 evet. TL. Başka bir sorun? Yok. Yok. Hiç problem yok. Tamam. Arkadaşlar, ekranım kırılmış sadece. Başka bir sorun yok telefonda ve ekranın değişim ücretinin fiyatı da 285 TL. İşçilik falan dahil değil mi? Hepsi içinde. Her şey dahil. 285 TL, yani telefonun fiyatıyla ekran fiyatını düşündüğümüzde uygun. Yani 1000 liraya, 500 liraya, 600 liraya da ekran camının değiştiği telefon üreticileri var. Hatta fiyatının daha yüksek olduğu global üreticiler de var. Takipçiler de bunu da merak ediyordu. Ben 280 lirayı ucuz buldum. Bir soru daha sorayım. Taksit oluyor mu? Evet, taksit oluyor. Taksit oluyor. Ama ben taksit yaptırmayacağım. Tamam. Evet. Yani tüm sorular sizin için arkadaşlar. Teşekkürler. Kartı da alayım. Sağ ol.
Evet arkadaşlar, yaklaşık 15 dakikalık bir beklemenin ardından servis ücretinin onayı geldi. Parasını ödedik ve 16.02'de yani 17 dakika sonrasında artık teknik servise telefon onarıma geçti. Artık 1 saatlik sayaç şimdi başlıyor. Bakalım 1 saat içerisinde telefon gelecek mi, gelmeyecek mi? Daha kısa sürede de gelebilir. Çayım soğumadan geldim. Ücreti ödedik ve şimdi hemen ekranda onay verildi diyordu. Demin ücret onayı bekliyordu. Şimdi onay verildi diye döndü. Artık ben burada bekleyeceğim. Buradan anons geçecek. Telefon tamir edildikten sonra bana teslim edilmesi için gelecek. Sizlerle beraber süreyi tutmaya başladık. Evet arkadaşlar, şimdi hemen burada teste hazır ibaresi belirdi. İlk işlemleri yapıldı ve teste hazır. Şu an test ediliyor. Teslim edilmeden önce test edilecek. Ondan sonra teslim edilecek. Yani beklediğimden hızlı gidiyoruz. Toplamda 37 dakikada şu anda teste hazır hale geldi. 10-15 dakika içerisinde test edilecek. Belki 1 saatten daha hızlı bir şekilde işlemler bitecek. Bu arada bu sürenin içerisinde arıza tespiti, ücret alımı gibi işlemler de oldu. Bence güzel bir zamanlama. Evet, şimdi bizim cihaz onarıldı yazıyor. Tam 44. dakikada onarıldı diyor. Hatta 43 dakikada onarıldı. 1 dakika falan geçti. Bu 45 dakikanın yaklaşık 15 dakikası onay süreci ve para ödeme hasar tespitiyle geçti. Yaklaşık yarım saatte de ekranı değişip test işlemleri tamamlandı. Şimdi büyük ihtimalle cihaz onarım yapılan yerden gelecek ve 2 dakika içerisinde cihazı da alacağız. Anons geldi. Yaklaşık 2 dakika sonra anons da geldi, telefon geldi. Şimdi almaya gidiyorum. Merhaba. Cihazınızın işlemleri bitti. Tamam. Barkod. Sizdeki barkodu alabilir miyim? Bu önemli arkadaşlar, kaybetmeyin. Şöyle vereyim. Tamamdır. Bir de şuraya isim soy isim imza alabilir miyim size zahmet? Tamam. Şimdi ben bir şey soracağım. Hani süreç hem hızlı ilerledi hem hani bazı detayları da almak istiyorum. Hani acaba test edildi mi? Ne oldu, ne bitti? Süreç nasıl işliyor? Bir müdürünüzle falan görüşebilir miyim? Tabii, ben yardımcı olayım isterseniz. Biz kendisine sorsak daha iyi olur. Tamam, olur. Ben bir görüşeyim. Hem süreçle ilgili bilgi de alalım. Hani nasıl oldu, nasıl etti? Yaklaşık 45 dakika içerisindeki bunun 15 dakikası da onay süreci. Yarım saatte telefon yapıldı. Bu arada hazır beyefendi gelene kadar da bakalım. Kılıfıyla beraber bizim kendi telefonumuz. Görmüş olduğunuz gibi ekranı tamir oldu ve normal bir şekilde cihaz kullanıma hazır. Ben Tolga Şifdenet'ten geliyorum. Bir deneme videosu yaptık esasında. Bir saat içerisinde ekranını kırdığımız telefon tamir olacak mı, olmayacak mı? Biraz onu test edelim istedik. Evet. Sizle de konuşmamız için sebep yok esasında. Gerçekten süreç gayet hızlı ilerledi. Evet. 45 dakikada gerçekleşti. Biz sadece bu sürecin arka tarafında neler var, neler yok bir onları soralım istedik. Ayrıca kullanıcılar şehrin yani başka bir şehirde yaşıyorlardır ya da İstanbul'da farklı lokasyonlarda yaşıyordur. Evet. Biz şu an Anadolu yakasındayız. Nasıl servis alabiliyorlar? Hem Türkiye'nin her bölgesinde bu hizmet var mı, bir saatte servis? Ya da ben şimdi yine vaktim var, bir saat geldim bekledim. Ama o vakti olmayan kullanıcılar da var. Onlar evet. için başka servisler evet, var mı? Bunları bir dinleyebilir misiniz? Tabii. Biz merkez servisimizde ve diğer 7 bölge servisimizde bir saatte ürün teslim hizmetimiz var. Buradaki aldığınız hizmetin aynısını diğer bölge servislerimizde de rahatlıkla alabilirsiniz. Bölge servisleri web sitemizde zaten mevcut hangi bölgelerde olduğunu. Onun dışında bölge servislerinin olmadığı yerlerde toplama noktalarımız var. Buralarda ulaştırdığınız zaman hızlı bir şekilde onarımı sağlayabilirsiniz. Buraya gelemiyor iseniz gene bazı lokasyonlarımızda biz sizi evinizden ürünü aldırabiliyoruz. Ekstra bir ödemesi var mı? Şimdi iki çeşit var. Birisi kargo ile, birisi kurye ile. Kurye olan ücrete tabi. Ama kargo ücretsizdir. Siz gelemiyorsanız evinizden ya da iş yerinizden biz ürününüzü aldırıyoruz, geliyoruz, onarımı yaptırıp tekrar size geri gönderiyoruz. Eğer buraya gelemiyor iseniz. Buraya geldiğiniz zaman zaten bir saat içerisinde ürününüzü mutlaka teslim alırsınız. Kurye de aynı şekilde. Kuryedeki arkadaşlar, kuryeci arkadaşlar teslim alırlar. Gelirler, burada beklerler. Biz ürünü yaparız. Yine bir saat içerisinde tekrar gelirse geri götürürler, getirirler, teslim ederler. Bazı modellerimizde örneğin Excalibur gibi modelimizde
evde veya iş yerinizde servis var. Bu ürünlerinizin arızalanması durumunda göndermiyorsunuz dahi. Yani arıyorsunuz, diyorsunuz ki ürünümde bir herhangi bir sorun var ya da problem var. Biz buradan ekip gönderiyoruz. Evinizde ya da iş yerinizde onarımını gerçekleştiriyoruz. Şimdi biz 45 dakika içerisinde telefon ekranını yenilettik. Yeni ekran takıldı. Ücreti de uygundu. Peki bu tüm modellerde, diğer hani Casper'ın notebooklarında falan, evet, her şeyde bir saatte onarım oluyor mu, yoksa telefona, evet, mı özel? Bizim yaklaşık 210 adet modelimiz var. Biz her modelimizde aynı hizmeti veriyoruz. Bu notebook da olsa, tablet de olsa, cep telefonu da olsa, GSM de olsa, biz her modelimizde aynı hizmeti veriyoruz. Diğer bölgelerde de her yer. Evet, tüm bölgelerde, merkez servisimizde de her modele aynı hizmeti veriyoruz. Peki takipçilerimiz için bir o bölgeleri sayabilir misiniz? Tabii İzmir'de var, Ankara, Bursa, Eskişehir, Adana, Antalya, İstanbul'un Avrupa yakasında var. Peki genel olarak müşteri memnuniyeti nasıl? Hani bunu ölçüyor musunuz? Tabii bunu ölçümlememiz şart. Bunu hem oto anket vasıtasıyla hem de canlı aramayla yapıyoruz. Belirli bazı müşterilerimizi arayarak memnun olup olmadıklarını hem merkez hem de bölgeler bazında kontrolünü yapıyoruz ve bunları aylık olarak raporluyoruz. Memnun olan ve olmayan müşterilerimizle tekrar irtibat kurup bunların sebeplerini araştırıyoruz. Yani bizden kaynaklanan bir sorun problem varsa bunların giderilmesi için de çaba gösteriyoruz. Evet arkadaşlar, Casper V'ye G4'ü ilk başta sizlerle beraber ofiste kırmaya çalıştık. Kırdık, başardık. Güzel de kırmışız. Ekrana zarar vermek istemiştik. Ekranını kırdık. Ama biraz çerçevesine de zarar vermişiz. Çerçeve artı ekran değişiminin toplam maliyeti bize 280 TL oldu. Bu fiyatta uygun diyebilirim. Çünkü 1600-1500 TL bandında bir telefon Casper V'ye G4 ve ekran onarımı çerçeveleri dahil 280 TL halletmiş olduk. Bize özel de bir servis değil. Zaten biz bunu denemek için buraya geldik ve bir saat içerisinde sizin de benzer başınıza bir konu geldiyse bunu yaşayacaksınız. Bir saatte sorunlarınız çözülüyor. Yaklaşık fiyatları da zaten sizlere de aktarmış olduk. Fiyatın onayı almadan ve siz ödeme yapmadan onarım işlemleri başlamıyor. O yüzden hani siz hasarın ne olduğunu, ücreti biliyorsunuz. Zaten ilk bir 15 dakika orada gidiyor. Bizim toplamda 45 dakika dediğimizin içerisindeki 15 dakikası zaten hasar tespiti, ücret ödeme gibi onay süreciydi. Yarım saat içerisinde telefon tamir edildi ve testleri yapılıp bize teslim edildi. Yani 45 dakika içerisinde biz işlemlerimizi tamamladık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınızdaki soruları gidermişsinizdir. Ayrıca görüşlerinizi yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Son olarak videoyu beğenip paylaşmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.